Merhaba arkadaşlar, Medranus YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Deniz. Bugün arkadaşlar zayıflama ürünleriyle ilgili konuşacağız. İnternette bununla ilgili çok fazla içerik dönüyor ve bu konuların neyle ilgili olduğunu size anlatmak istiyorum ki tercihlerinizi ona göre yapın. Arkadaşlar öncelikle şu konuya kavramsal olarak bir açıklık getirelim. Dışarıdaki insanlara baktığınızda herkes zayıflamak istiyor. Büyük bir zayıflama modası var ve bu zayıflama modası kısmen doğru. Yani dünyada bir obezite patlıyor ve bu obezitenin getirdiği normal sonucu olarak insanları sağlıklı bir formata dönüştürmek için zayıflatmak istiyoruz. Ancak burada kavramsal yani algısal bir problem var. Çünkü zayıflamak istiyoruz dediğimizde bu tarzdaki kiloyla ilgili bir kavrama dönüşüyor. Ancak zayıflamak bununla ilgili bir kavram değil. Biz zayıflamak kavramını hadi değiştirelim, yerine yağ kaybetmek diyelim. Yani mesele kilo kaybetmek değil. Hiç kimse kilo kaybetmek istemiyor. Herkes yağ kaybetmek istiyor. Kilo kaybetmek istiyoruz dediğimiz zaman bize kilo kaybettiren, tartıda bizi daha zayıf gösteren her şeyi tercih edebilir duruma geliyoruz. Ancak yağ kaybetmek istiyoruz dediğimiz zaman bu iş değişir. Biz yağ kaybetmek istiyoruz. Bizim sağlığımızı bozan şey aşırı yağlanmak. Öncelikle burada bir anlaşalım. İnsanlar yağ kaybetmenin dışında kilo kaybı olarak neleri kaybedebilirler? Bir düşünelim. Mesela su kaybedebilirler. Su arkadaşlar bizim yaşam fonksiyonlarımızla ilgili çok önemli bir bileşen. Vücudumuzun %80'i su. Bu oran değişir. Mesele o değil. Yalnızca demek istediğimiz şey vücudumuz için en önemli bileşenlerden biri olan suyu işte zayıflatan çaylar, işte zayıflatan ürünler diye bize su kaybettiren ürünleri tükettiğimizde bu sefer sağlığımızı da tehlike altına alıyoruz. Arkadaşlar internette dolaşan ürünlerle ilgili, zayıflama ürünleriyle ilgili en önemli hile şurada. Su kaybı. Bizim internette satın alma ihtimalimiz olan bütün zayıflatma ürünleri şu hileye dayanıyor. Çoğunlukla hiledir, kumpastır. Düşmeyelim arkadaşlar. Sağlığımızı tehlike altına atmayalım. Şimdi su kaybı vücudumuzda sürekli bir dehidrasyon var. Zaten detoksifikasyon diye hani oradan bir detoks baskısı var. Diğer taraftan zayıflama ürünleri tüketmeye teşvik ediliyoruz. Ancak bunların vücudumuzdaki etkisini bilmediğimiz için biz bunu zayıfladık sanıyoruz. Ancak bir insan bir haftada tutup da 3 kilo 5 kilo zayıflarsa bunun arkadaşlar yağ olma ihtimali yoktur. Yani çok üzülerek söylüyorum. Veriler şu şekilde. Bayanlar 1 ay içerisinde 1,5-2 kilo, erkekler 3-3,5 kilodan daha fazla verdiyse eğer bunun 3-3,5'tan fazlası ya da bayanlar için 1,5-2 kilodan fazlası kesinlikle diğer yağsız dokularla ilgili. Yani çoğunlukla suyla ilgili ya da ne var başka ihtimalimiz? Kas kaybı en kötüsü. Bunlar arkadaşlar bizim sağlığımızı tehdit eden ama kilo verdiğimizi düşündüren şeyler. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Yağ kaybetmek istiyoruz. Ve internette sizi kolayca zayıflatacağını iddia ettikleri bütün ürünler bunlara yönelik. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.